Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 179. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün Doktor Ali Fuat Bilkan'la birlikteyiz. Bu yayında Ali Fuat Hoca'nın Osmanlı Zihniyetinin Oluşumu adlı şu kitabı konuşacağız. Bu kitap iletişim yayınlarından çıkmış bir kitap. Kuruluş döneminde telif ve tercüme, daha çok edebi metinler üzerinden Osmanlı zihniyetinin erken dönem kuruluş serencamını anlatan bir kitap. Bundan sonrasını zaten hocamız bize anlatacak kitabın içeriğiyle ilgili. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Kuranik Kitap'a gene başlamadan önce bir teşekkür etmek istiyoruz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sizin iletişim yayınlarından çıkmış bir kitabınız daha var, Mevlid evet. Üzerine. Bir kitabı daha var. Sofuların kavgası var. Evet, 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 onu atlamışım ama şimdi yeni bir kitabınız daha herhalde yakında geliyormuş. Bunun da erken haberini biz buradan vermiş olalım. Hocam bu kitap üzerine ben şeye girmeden önce giriş kısmında çok dikkatimi çeken bir şey var. Siz Sabri Ülgener ekolünden bahsediyorsunuz ve örneğin iktisat tarihi araştırmaları edebiyatla da birleştirilmelidir veya edebi metinlerle de birleştirilmelidir. İşte o Sabri Ülgener'in şeyiyle birlikte. Ve buradan da yola çıkarak Cornell Fletcher'ın bir alıntısını yapıyorsunuz. Şöyle ilginç bir şey oldu. Biz Cornell Hoca'yı çağırdık. Daha sonra geçen hafta Tülin Hoca'yı çağırdık ve Tülin Hoca'nın kitabının ön sözünde de tam sizin yaptığınız alıntı vardı. Yani evet. Yumuşak kanıtlar. Yumuşak kanıtlar ve Tülin Hoca da o ön sözde ve kitapta da tabii o izlek devam ediyor. İkinci Osman dönemindeki minyatürleri inceleyerek bir tarih okuması yapıyordu ve evet. Tam da sizin Cornell Hoca'nın yaptığınız, yani Cornell Hoca'nın Mustafa Ali kitabındaki o kısmı da o aynı şekilde alıntılamıştı. Bu yumuşak kanıtlar meselesi bizce çok önemli. Zaten bu artık tarihçilikte de önemli bir mecra haline geldi. Bu yumuşak kanıtları, işte siz edebi metinler üzerinden öyle bir izlek kurmuşsunuz. Tülin Hoca minyatürler üzerinden şey yapmış. Bunun önemi nedir? Yani biz tarihçiliği sadece bilgi belge okumak üzerinden böyle sağlamcı, ondan sonra asla yoruma açık şey yapmayan belgeler üzerinden mi sürdürmeliyiz ve veya işte sizin yaptığınız gibi edebi metinler, işte minyatürler vesaire, bu mesele üzerinden bir giriş yapmak istiyorum. Evet. Müsaade edersiniz. Ben de Cornell Hoca'yı büyük bir dikkat ve merakla dinledim. Zaten eserlerimde okudum ve eserlerimde, çalışmalarımda yararlandım kendisinden. Gerek Sayın Cornell Fletcher'in, gerekse Sabri Ülgener Hoca'nın bu konudaki dikkatleri gerçekten çok önemli. Her şeyden önce bir minyatürün, bir şiirin bazen bize yansıttığı, yansıtmak istediği ayrıntıyı ve inceliği bir tarih kitabında bulamayız. Zaten Cornell Hoca'nın da işaret ettiği gibi tarihçilerde bu tür özellikle edebi metinleri kullanma konusunda bir isteksizlik var. En iyi tabirle bir isteksizlik var. Bu isteksizlik biraz edebiyatın işte şiir tarafı, şiirin hissi olması veya bir tarihsel kanıt olarak kullanılamaması gibi bir alışkanlıktan veya anlayıştan kaynaklanıyor. Oysa tarih eserlerinde birçoğu bir haminin himayesinde yazılmış veya tarihçi bazen mensup olduğu ailenin, bazen mensup olduğu dünya görüşünün, mezhebin, tarikatın da ağzıyla konuşabilir ya da
Birçok tarihi eserde muhatabın, himaye edicinin haklı çıkarılması veya övülmesi gibi bir gerekçe olabilir. İşte Selimnameler, Süleymannameler vesaire falan, Şehnameler, bütün bunlar bir örnektir. Ben şuna dikkat çekmek istedim. Evvela kitabın zaten kapağında Cezeri'nin Cizre Ulu Camii'nin kapısı için tasarladığı, yaptırdığı bir kapı tokmağı var. Çok meşhur ve bir numunesi de zannedersem İslam Sanatları Müzesi'nde yer alıyor. Buraya dikkat edersek bir aslan iki tane canavarı birleştiriyor, buluşturuyor. Veya canavarlar işte iki ayrı tarafa bakıyor, doğu batıya bakıyor. Bu canavarların bir aslanın tasviriyle, motifiyle, tasvir belki anlayışıyla bir cami kapısında bulunması, tasvir yasağının söz konusu olduğu bir anlayışta, bir şaman geleneği olarak da yorumlayanlar var bunu. Bir uğur getirsin veya bir tılsım olduğu yolunda bazı yorumlar var. Ama netice itibariyle böyle bir tasvirin, yani bir aslan tasvirinin ve ejderha tasvirinin bir caminin kapı tokmağı olarak yer alması benim için çok farklı bir anlam taşıyor. Aynı şeyi edebi eserler için de söyleyebiliriz. Esasında edebi eserlerin şiir olarak algılanması yanıltıyor bizi. Yani biliyorsunuz genellikle 11. 12. 13. yüzyıllarda, hatta yakında 16. 17. yüzyıllarda şair diye bildiğimiz birçok sanatçı aynı zamanda mensur eserlerde yazıyor. Kaldı ki tarihin şiirle yazıldığı pek çok eser var. Nitekim Osmanlı tarihi kaynağı olarak ilk başvurduğumuz İskendername'deki Osmanlı anlatımı, ki 1410'da eklendiği söyleniyor, bir şiirden oluşuyor. Dolayısıyla bu çekingenliği, bu isteksizliği biraz düşünmek, ortadan kaldırmak, belki tarih, sosyoloji, iktisat, antropoloji veya psikanaliz, psikiyatri alanlarında edebi metinlerin kullanımı konusunda daha bir cesur davranmak gerekiyor. Benim burada kastettiğim biraz oydu. Zaten hem Fleischer Hoca hem Sabri Ülgener buna dikkat çekmişler. Yani edebi eserlerin esasında yumuşak kanıtlar olarak kullanılması gerektiği. Ben buna birçok örnek verebilirim. Sadece kuruluş dönemi için değil. Mesela 16. yüzyılda Mersiyelerde bu çok açık çıkıyor ortaya. İşte Şehzade Mustafa'nın katledilmesiyle ilgili tarihçiler birkaç tane formalite cümleyle işi geçiştirirken Yahya Bey oturup bir Mersiye yazıyor. Medet, medet yıkıldı cihanın bir yanı. Ecel celalileri aldı Mustafa Han'ı diyor. Yani şimdi Rüstem Paşa tarafından tabii azarlandığı ve sürgün edildiği falan da belirtiliyor. Hatta tarihçi sen nasıl cesaret edip böyle bir şey yazdın, böyle bir şey söylemeye nasıl cesaret ettim falan diyor. Yani edebi metinlerin bu anlamda tarihçinin bazen dikkat etmediği yönlere dikkat çektiğini görüyoruz. Biraz şair meşref olmaları, biraz merkezden uzak olmaları da önemli. Ben mesela merkezden uzak olan tarihçileri, şairleri, sanatçıları çok önemsiyorum. İşte Gelibolulu Ali bunlardan biri mesela. Merkezden uzak olmak ya da himayeden uzak olmak. Mesela Rumeli şairlerin biraz böyle rahat yazıp çizmelerinin arka planında da aynı şeyi görüyorum. Dolayısıyla daha bağımsız, daha özgün olma imkanı veriyor bu sanatçıya. Sanatçı yazarken herhangi bir himaye veya herhangi bir haminin gölgesini hissetmeden yazıp söyleyebiliyor. Bunlar önemli. Bu işin bir boyutu tabii. İkincisi, şimdi Osmanlı tarihiyle ilgili veya Gaza teorisiyle ilgili
birçok kaynak, birçok araştırma, işte Mekkeci Vakfiyesi'ne 1324 tarihli ki Vitek'in gaza teorisi bunun üzerine inşa ediliyor bir bakıma. Veya İskendername'deki Manzum Osmanlı tarihi üzerine inşa ediliyor. Oradan bir takım şeyler çıkarılıyor. Oysa edebi eserlerin tamamını bir bütün olarak görmek ve tarihe, toplum yapısına, insan psikolojisine bu eserler aracılığıyla, bu eserler üzerinden bakmak çok daha önemli kaynaklar ve bilgilere ulaştıracak bizi. Mesela Gaza teorisinin işte üzerine inşa edildiği metinlerle aşağı yukarı çağdaş. Hatta en eski Mekkece Vakfiyesi, ki Mekkece Vakfiyesi zannedersem Farsça bir vakfiye olsa gerek. Bunun üzerine inşa edilen teorinin hemen hemen aynı döneminde 1330'da Aşık Paşa'nın Garipname'si var. Evet. Ve Aşık Paşa Garipname'de iki tipten bahsediyor. Bunlardan bir tanesi Alp, bir tanesi de Eren. İşte Alp'in 9 tane özelliğinden bahsediyor. Bu Alp diyor, işte şecaatli olacak, şöyle olacak, böyle 9 tane. Şimdi bu türlü araştırmalarda biz niçin mesela Gaza teorisi üzerine bina ettiğimiz birçok çalışmayı aynı zamanda Aşık Paşa'nın Garipname'sini de dikkate alarak görmüyoruz? Burada tabii şunu görmek lazım. Kuruluş dönemi esas itibariyle eskiden ruşeym dedikleri, yani embriyo dedikleri bir niteleme ile anlatılabilir. O yüzden ben kitaba oluşum dedim. Çünkü devam ediyor. Yani bir gelenek oluşmamış. Henüz hareket halindeki bir toplumdan bahsediyoruz. Bu hareket halindeki toplum aslında bir yerden bir yere göç etmeye devam ediyor. Bu göç sırasında daha önce yaşadığı, bulunduğu yerden birçok eserin Anadolu'ya taşındığını görüyoruz. Nedir? İşte mesela Güzide diye bir eser var. Çok önemli bir eser. 12. yüzyılın sonu ile 13. yüzyılın başında kaleme alınmış. İşte Anadolu'da yazılan ilk Türkçe eser olarak kabul edilen Behçetül Hadaik var. Veya Ali'nin Kıssayı Yusuf'u var. Bu üç eserin ortak özelliği Karahanlı ve Harezm dil özelliklerini Oğuzca ile birlikte taşımaları. Bu bize neyi gösteriyor? Bir defa bazı soruları sormak gerekiyor. Bir, Oğuzların daha önce bir edebi dili var mıydı? Veya Anadolu'ya göç eden Türkçe konuşan boylar, ki bunların birçoğu işte Oğuz boyları, Kayık, Kınık, Bayat falan gibi boylar, kendileriyle birlikte Anadolu'ya hangi eserleri getirdiler? Veya Anadolu'ya getirilen eserler zaman içerisinde nasıl bir değişime uğradı? Mesela çok enteresandır, işte biraz evvel bahsettiğim Güzide ile ilgili bir örnek verebilirim. Mehmet bin Bali tarafından, Ebu Nasr bin Tahir'in Harezm Türkçesiyle yazıldığı eser eski Anadolu Türkçesine aktarılıyor. 13. yüzyılın başında. Ve bunu aktaran Ebu Nasr bin Tahir'in eserini aktaran Muhammed Bali diyor ki Ruşen Türkçe'ye aktardım onu diyor. Demek ki önceki Türkçe açık değil, fasih değil. Anadolu halkı tarafından anlaşılmıyor, anlaşılamıyor. Şimdi Ruşen Türkçe'ye aktarmak bu tarihte Anadolu'da Türkçe bir lehçe şiveden aktarılan ilk eser. Demek ki bu göç eden topluluğun birlikte taşıdığı, getirdiği eserler var. Ve bu eserler Karahanlı Harezm bölgesinden eserler.
Bu eserlerin bir kısmı daha sonra Anadolu'ya adapte ediliyor. Yani Ruşen Türkçe'ye aktarılıyor. Bu Ruşen Türkçe'ye aktarma konusu üzerinde durulması gereken bir konu. Kaldı ki bu çalışmada benim daha çok üzerinde durduğum konu hangi eserler tercüme edilmiş? Veya telif edilen eserlerin türü ve içeriği nedir? Hamilerin, eserlerin yazılmasını sağlayan, buna destek verenlerin tercih ve talepleri ne yöndedir? Bölgesel, etnik, dini, tasavvufi yapıların dağılımı nasıldır? Veya eski Anadolu Türkçesi dediğimiz Osmanlı Türkçesinin öncesinde oluşan bu Oğuz Türkçesi ile yazılan eserlerin belki ilk fonetik şekilleri, örneklerinin yer aldığı eski Anadolu Türkçesinin teşekkülü, meydana gelişi nasıl gerçekleşiyor? Bu eserler yoluyla bir itikadi haritada, inanç haritası çizebiliriz. Mesela bu eserlerin büyük bir kısmı Anadolu Aleviliğini işaret ediyor. Hatta ilginç bir şekilde Sünni çevrelerin yazdığı eserlerde Hazreti Ali ve Ehl-i Beyt teması çok ön plana çıkıyor. Bu Anadolu'nun aynı zamanda yapısını da gösteriyor. Tabii çok ilginç bir konu. Genelde toplumda sanki bir devlet yıkılır, ondan sonra bir devlet göreve başlar falan gibi bir anlayış var. Yani işte Selçuklu yıkıldı, Osmanlı başladı falan, öyle değil. Yani Anadolu Selçukluları 1308'e kadar devam ediyor malumuz. Karesioğulları 1297, Ramazanoğulları 1608'de, Çağatay Devlet var 1363'e kadar devam eden, Karakoyunlar 1469'a, Timurlar 1507'ye. Dolayısıyla Akkoyunlar hakeza 1508'e falan devam ediyor. Aynı zamanda Memlükler var 1517'ye kadar devam eden. Hatta Dehli Sultanlıkları var 1555'e kadar. Yani Türkçe'nin coğrafyası Anadolu'yla veya Orta Asya'yla sınırlı değil. Çok farklı coğrafyalarda, işte Mısır gibi, Hindistan gibi devam eden bir Türkçe edebi eserlerin veya edebi ürünlerin ortaya konması söz konusu. Benim dikkat çekmek istediğim edebi eserlerin de tarih araştırmalarında özellikle, ki yani bu kitap biraz tarih ve edebiyat arasındaki bağı, ilişkiyi gündeme getiriyor. Buna dikkat etmek. Şimdi bakın, Ahmedi'nin bir şiiri var. Müsaade ederseniz ben onu sadece bir iki beytini buradan okumak isterim. Ahmedi bir gazelindeki 1413'te vefat ediyor Ahmedi. Dolayısıyla işte 15. yüzyılın başında. Şöyle kim yıkıldı bu, yakıldı Bağdat'la Şam, ışkın eyle yıktı, yaktı gönlün Mısır'ın temam. Yani Bağdat ile Şam'ın yakılıp yıkılması gibi senin de aşkın gönül Mısır'ını, şehrini aynı zamanda yakıp yıktı. Fitne-i ahir zemandır gözlerin, budur sebep. Kim kan içip işve ile canlar alurlar müdam. Bir şey söylüyor. Diyor ki senin gözlerin ahir zaman fitnesidir. İşve ile can alıyorlar. Devamlı, müdam, sürekli aynı zamanda işte kan içip işve ile can alıyorlar. Bir sosyal hadiseden bahsediyorsan, Şam ile Bağdat'ın serencamını görüp diye devam ediyor, devam ediyor. Bade nuş edelim diyor. Kadeh işte nuş edelim diyoruz. Fakat bir türlü Bağdat ile Şam'ı unutamıyor. Son beyitte tekrar dönüyor. Milk anundur senin, ne var arada Ahmedi? Kim edersin nale, geh Bağdat diyor, geh Şam. Hülagü'den bahsediyor yani. Evet, yani aslında bu dönem aynı zamanda doğuda Moğol akınlarının, batıda Haçlıların toplumu bir cendereye sıkıştırdıkları ve sürekli
güvenli bölgelere göçlerin söz konusu olduğu bir dönem. Şimdi edebiyatçıların tarih, tarihçilerin edebiyat, psikologların tarih veya işte antropologların edebiyat gibi disiplinler arası alanlardan istifade etmesi aynı zamanda alana bir genişlik de sağlayacaktır. Yani ben şunu düşünüyorum, işte Harezm bölgesi yıkıldı, yakıldı ve bunlar göç etti. Anadolu'ya göç ettiler. Beraberinde neler getirdiler? Hangi eserler geldi? Şimdi Harezm bölgesi enteresan bir bölge ve bir tabii görüşe göre de Türk edebiyatının, Anadolu'da gelişen Türk edebiyatının Harezm bölgesinden çok ciddi derecede etkilendiği, aynı şekilde tabii Timurlu bölgesinden de etkilendiği. Şimdi Harezm bölgesine yazılan eserlere baktım. Yusuf ile Züleyha, Kısası Enbiya. İşte mesela ilk Türkçe ilmihal yazılmış. Mu'inil Mürid. Hatta Hüsrev-i Şiir'in mesela o dönemde yazılan Muhabbetname. Bu biraz evvel bahsettiğim Güzide de aslında Harezm bölgesinde kaleme alınmış ve Anadolu'ya taşınmış bir eser. Harezm bölgesinde yazılan eserlerin içerisinde özellikle Kuman Mecmuası diye bilinen Codex Cumanicus var mesela. 14. yüzyılın başında Hristiyan misyonerlerinin o bölgedeki özellikle Fransisken rahiplerinin o bölgedeki propagandalarını içeriyor. Şimdi bu metinler bize daha sonra Anadolu'da oluşan edebi eserlerle ilgili bir bilgi veriyor. Yani 1233'te yazılmış mesela Yusuf-ı Züleyha, Harezm Türkçesiyle veya Kısas-ı Enbiya 1310. Bunlar çok erken tarihler. Çünkü çok iyi biliyoruz ki esasında Osman ve Orhan döneminde çok ciddi bir edebi eser yazılımı söz konusu değil. Hatta bu dönem Anadolu Selçuklarının miras bıraktığı bir edebi zemin üzerine oturuyor. Mesela işte Kuduri tercümesi, Kitab-ı Feraiz, Şerhül Menar falan gibi, Yunus Emre Divanı veya Gülşehri, Aşık Paşa, Hoca Mesud, bunların birçoğu Anadolu Selçukları döneminde yazıyor. Hatta bazen hami belirliyor, himaye eden kişi belirliyor. İşte mesela Gülşehri'nin Feleknamesini İlhan hükümdarı Gazan Han'a ithaf ediyor, ona yazıyor. Bu dönemde henüz bir Osmanlı edebiyatından veya ilk dönem Anadolu'da üslup haline gelen, tarz haline gelen bir edebiyattan bahsedemeyiz. Aynı şekilde hemen yanı başımıza mesela Memlük Kıpçakçasıyla yazılan birçok eser var. Bu eserlerin Kıpçakça gramer veya lügat kitaplarından oluşması da dikkat çekici. Çünkü o bölgede bir Kıpçak Türkçesi ile yeni bir edebiyat gelişiyor. Bu edebiyat daha sonra çeşitli mesnevilerle, işte Yusuf-ı Züleyha gibi, mesela ilk Gülistan tercümesi, Seyfi Serai'nin ilk Gülistan tercümesi bu bölgede oluşuyor. Hatta İrşad-ül Mülük diye 1387'de yazılan bir eser var. Hanefi fıkhıyla ilgili bir eser. Bu da çok enteresan çünkü Fatimi bölgesinde, Şia bölgesinde bir Hanefi fıkhı eseri olarak yazılıyor. Aynı şekilde Timurluların geliştirdiği, o bölgede gelişen bir edebiyat var. Bu edebiyatın özellikle 16. yüzyılda Çağatay Türkçesiyle şiir yazma anlayışına varıncaya kadar Anadolu'da ciddi etkiler oluşturduğunu görüyoruz. Hatta Teftezani ve Cücani gibi alimlerin, Timurlu himayesindeki alimlerin eserlerinin işte Osmanlı medreselerinde okutulduğunu biliyoruz. Böyle bir gelenek oluşuyor.
Anadolu'nun 14. ve 15. yüzyıl, ki benim araştırmam daha ziyade 1250 ile 1450, yani aslında Fatih dönemine kadarki süreyi esas aldım. Çünkü bana göre bu dönem, biraz evvel de bahsettiğim gibi, bir rüşeyn, bir oluşum, bir embriyo dönemi. Henüz şekillenmemiş. Yani bebeğin şekli ve cinsiyetinden bahsedebilmemiz için mesela 2. Murat dönemini beklememiz lazım. Çünkü 2. Murat dönemi aynı zamanda bir imparatorluk hazırlığı. Yani Osmanlı kültürünün bir üslup kazanması, ki biraz sonra değineceğim ona, 2. Murat zamanına kadar ancak belki oluşan birikimle gerçekleşebiliyor. 2. Murat tam anlamıyla bir imparatorluk kültürünün oluşum dönemini temsil ediyor. Mesela hocam, bu dönemde evet. Pardon. Devam edin, ben sorumu sorayım tekrardan. Yani bir... Evet, bu dönemde mesela şifai kültür de karşılaşıyor. İşte Battalname'nin, Saltıkname'nin, Danışmentname'nin, Makteri Hüseyinlerin, Hazreti Ali Cenklerinin oluşturduğu çok ciddi bir şifai kültür zenginliği var. Bu şifai kültür zenginliği de Anadolu'da yeni temaların ortaya çıkması, yeni temaların oluşması ve ilginç olan, tabii en önemlisi de Türkçenin bir edebiyat dili olarak gelişmesi ne zemin hazırlıyor. Evet. Hocam burada kitabın ana başlığı Osmanlı zihniyetin oluşumu, ama yani aslında konuştuğumuz dönem için bir Osmanlı'dan bahsetmek, hani kültür havzasını yöneten bir Osmanlı'dan bahsetmek biraz zor. Daha sonraki dönemler için konuşuruz. Burada aslında bir 13. 14. yüzyılda Anadolu'nun entelektüel bir kesilini ortaya koyuyorsunuz aslında çalışmada. Gördüğüm kadar, evet. Gördüğüm o. Ama benim burada ilgimi çeken şey şu oldu. Burada siz de kısaca bahsettiniz ama Türkçenin, yani bugünkü günümüzdeki kullandığımız Türkçenin, Oğuz Türkçesi diyelim buna herhalde, evet. Öyle ısımlandırıyoruz. Normalde işte Kutadgu Bili'yi biz orijinal dilinden okuyamıyoruz. Yani evet. Bugünkü Türkçeye sahip olarak bunu okuyamıyoruz. Yani az çok böyle kelimeleri çıkartıyorsun, ama Anadolu Türkçesinin ortaya çıkması bu dönemde oluyor. Yani Yunus Emre'nin işte şey diyor ya, Cemal Süreyya Türkçenin süt dişi diye bahsetti. Yani burada özellikle bir sebep var mı? Çünkü Anadolu bir yandan da parçalanmış bir durumda. Siyaseten parçalanmış. İşte Selçuklular dağılmış, beylikler ortaya çıkmış. Osmanlı bunlardan bir tanesi. İşte biz bu seriyi aslında bunun çerçevesinde yapıyoruz. Ama burada Türkçenin, çünkü daha önce kullanılan diller var, daha kuvvetli diller var, Farsça, Arapça etkisi var. Türkçenin ortaya çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Anadolu Türkçesinin. Evet, bu çok önemli. Çünkü bakın mesela Büyük Selçuklular döneminde Farsça baskındır. Edebi eserler, dini eserler, tarihi eserler Farsçadır. En azından işte daha sonra Yazıcıoğlu Ali'nin tercüme ettiği, kısmen de eklemelerle genişlettiği İbni Bibi'nin El Evamirül Alaiye gibi eserleri Farsçadır. İşin doğrusu Anadolu Selçukluları içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. İşte yazılan ilk belki Anadolu Selçuklu eserlerinden bir tanesi astrolojiyle ilgili bir eserdir ve Farsçadır. Dolayısıyla Türkçenin bu dönemde oluşması bazı araştırmacıların da belirttiği gibi biraz göçlerle ilgilidir. Yani Türk nüfusun Anadolu'ya sıkışması, Türk nüfusun büyük bir baskıyla, işte Moğolların baskısı, sadece Moğolların değil, yani kıtlıklar, ekonomik sıkıntılar, çeşitli ekonomik zorluklar,
yeni yerleşim alanları, yeni otlakların bulunması vesaire falan arayışlar içerisinde bu bölgeye sıkışan Oğuzların, Türk gruplarının bir iletişim, bir anlaşma dili olarak görmek lazım. Bu açıdan Türkçenin bu dönemde bir yazı dili olarak özellikle Oğuz boylarının eski Anadolu Türkçesi adını verdiğimiz bir edebi dilin oluşumunda rol almaları bir arz talep meselesi olarak görülmelidir. Yani tasavvuf dilinin de mesela Farsçadan veya akaidin, fıkhın Arapçadan Türkçe'ye geçtiğini görüyoruz. Türkçe fıkıh kitapları yazılıyor, akaid kitapları yazıyor. Sadece şiirle, edebiyatla ilgili değil. İşte beylikler himayesinde mesela Türkçe tefsirler yazılıyor. İşte Kur'an tercümeleri var çok sayıda. Hatta sure tercümeleri var. Bu bize Türkçenin sadece bir edebiyat dili, bir şiir dili olarak değil, topyekün toplumun, yöneticilerle halkın ortak bir dil olarak, bir edebiyat, bilim, kültür ve iletişim dili olarak Türkçe'yi tercih ettiklerini gösteriyor. Hocam, devam edin. Buyurun hocam. Buyurun siz, ben siz, evet. Hocam, bu telif edilen, yani iki başlık var tabii burada. Birisi telif metinler, diğeri de tercümeler. Yani buradaki telif edilen metinlerin mahiyeti itibariyle o dönem tercüme edilen metinlerle karşılaştırdığınızda yani yine ben Türkçe üzerinden gidiyorum ama nasıl bir yetkinlikte, yani onları karşılayabilecek seviyede mi? Evet, şimdi aslında Anadolu Selçuklularının 250 yıllık yaklaşık tarihinde 230 civarında eserin tercüme edildiğini görüyoruz. Bunların 14'ünün yazarı bilinmiyor. 80 civarında eser de telif eser. Yani toplam 230 eserin içerisinde 80'i telif eser. Tercüme ve telif 230 toplam eser. Bunlardan 145'inin Farsça olduğu, 68'inin Arapça ve sadece 15'inin Türkçe olduğunu görüyoruz. Yani Türkçe yazmak kolay değil. Bu dönemde zaten şairlerin, yazarların inim inim inlediklerini görüyoruz Türkçe yazmak için. Çünkü üstelik manzum yazıyorsunuz ve aruzla yazıyorsunuz. Şimdi aruz vezine Türkçeyi uydurmak ayrı bir zevk, aruz vezni tabii. Yani uzun kısa hecelerden oluşuyor, bizdeki hece vezni gibi değil. Dolayısıyla kelimeleri Arapça ve Farsçadan oluşmamış Türkçe yazma eğilimde olup da Türkçe'yi aruz vezdine uydurmaya çalışmak gerçekten o dönem için çok ciddi bir zorluk. Ama Ahmet Fakih gibi, Hoca Dehani gibi, Şeyyat Hamza gibi ve tabii ki Türkçe şiir dilinin, Türk şiirinin ilk temellerini atan Yunus Emre gibi sanatçıların bunu başardıklarını görüyoruz. Ben buradaki sıkıntıları, tabii beylikler dönemindeki talepler de bunu belirliyor. Yani beyler Türkçe istiyor. Beylikler açıkça Türkçe eser yazılmasını istiyor. Çünkü beylerin tamamı Türkçe konuşuyor. Beylerin tebaası da Türk. Dolayısıyla beylerin işte mesela siz biraz evvel çok isabetle işaret ettiniz ama yani bir Osmanlı zihniyetinden çok çok önce oluşan ve Osmanlı öncesi dediğimiz, mesela beylerin himayesine gelişen edebiyat aslında Osmanlı edebiyatını da belirleyen bir edebiyattır. Söz gelimi Germiyanoğlu Beyli'nin himayesine bakıyorsunuz. Şeyhoğlu Mustafa var veya Şeyhi var veya Ahmedi var veya Ahmedi Dahi var. Şimdi bu dönemde yine Tursun Fakih, Hoca Mesut, işte Yusuf Meddah, Gülşehri, bunların birçoğu aslında Germiyanoğlu Beyliği'nin himayesinde eser veriyor. İşte mesela Ahmedi Dahi, Nasreddin Tusi'den tercümeler yapıyor bu
beyliğin Süleyman Şah'ın himayesinde. Ahmedi'nin de esasında İskendernamesi tarihçilerin çok istifade ettiği ve Osmanlı tarihi yazımında ilk metin kabul edilen eseri Germiyanoğlu Süleyman Şah'a sunmak üzere yazılıyor. Süleyman Şah'ın ölümüyle işte Hami değiştiriyor ki bu o dönemde çok yapılan bir şey. Yıldırım Bayezid'in oğlu Süleyman Şah'a ithaf ediyor. Hatta enteresandır Süleyman Şah'ın da vefatıyla Cemşid-i Hürşit adlı eserim bu sefer Mehmet Çelebi'ye, Çelebi Mehmet'e, 1. Mehmet'e ithaf ediyor. Mesela Şeyh'i de Germiyanoğlu 2. Yakup'un himayesinde eserler kaleme alıyor. Ama enteresan bir süreci de işaret ediyor bu. Çünkü Şeyh'inin hemen sonra 2. Murad'a intisap ettiğini görüyoruz. Bu da tarihsel gelişim itibariyle doğru okunması gereken bir şey. Yani beyliklerin zayıflaması, Osmanlı hükümdarının bir hami olarak ortaya çıkması, himayeci olarak ortaya çıkması 2. Murat döneminde oluyor. Zaten şuara tezkirelerinde buna işaret ediliyor. Deniliyor ki 2. Murat'a kadar Osmanlı hükümdarları pek de şaire, şiire önem vermezlerdi. Mesela bunlardan biri Latifi. Latifi tezkiresinde 2. Murad'ın haftada 2 gün şairlerle oturup şiir sohbeti yaptığı nakledilir. Bu da bize aslında edebiyatın, kültürün önce beylikler bünyesinde geliştiğini, orada adeta gelişmesini tamamlayıp altın çağını işte 2. Murad döneminden sonra ciddi bir saray himayesi ile birlikte sağladığını gösteriyor. Mesela burada tabii işaret etmek istediğim bir başka husus var. O da beyliklerin karakterleri. Yani mesela Germiyanoğlu beyliğinde daha ziyade şiir ve sanat ön planda. Ama Candaroğlu beyliği himayesinde yazılan eserler dini mahiyette. İşte mesela 1. Süleyman, Candaroğlu 1. Süleyman'ın İşte oğlu İbrahim'in okuması için Cevahirül Esnaf diye bir Kur'an tefsiri yazdırdığını görüyoruz. Bu dönemde mesela ayrıntılı fıkhın ilk örnekleri de Candaroğlu Beyliği bünyesinde görülüyor. İşte Hulviyat-ı Şahi mesela Candaroğlu İsmail'in kaleme aldığı Hulviyat-ı Şahi bir fıkıh kitabı olarak ön plana çıkıyor. Hatta enteresandır bu dönemde Candaroğlu himayesindeki dini eserlerde Hanefi fıkhı dışındaki bazı fıkhi unsurları da rastlanıyor. Özellikle Hanbeli fıkhına ait bazı fıkhi esasların bu dönemde ortaya çıktığını görüyoruz. Ama Anadolu'da ciddi bir Farsça tabii tercüme faaliyeti var. Çünkü Farsça oturmuş bir şiir var. Yani Türk hükümdarlarının himayesindeki geniş Farsça konuşulan coğrafyada himaye edilen ve gelişen bir şiir var. Edebiyat var. İşte Feridüddin Attar'ın, Hafız'ın, Sadi Şirazi'nin vesaire falan. Şairler bunu gizlemiyorlar. Yani İran edebiyatının iyi bir edebiyat olduğunu ve İran edebiyatındaki eserlerin Anadolu'ya taşınarak Anadolu'da bu eserler üzerinden daha yerli bir üslup ile şiirlerin yazılması noktasında önemli ipuçları var elimizde. Buna Cemal Kafadar Hoca'nın eserinde de işte çok Rumi üslup olarak belki anlatabileceğimiz, anlayabileceğimiz eserinde de bahsettiği üzere edebiyatta da aynı temayı görüyoruz. İşte Tezkireci Sehi'nin mesela Nizami'nin Hüsrev şiirini tercüme eden Şeyhi hakkında yazdığı şiir bir Rumi üslubu gösteriyor. Hocanın Rumi kimlik dediği şey burada şiir sanat alanında Rumi üsluba dönüşüyor. Ne diyor tezkireci? Acem tonundan ol mahbubu soydu, hemandem Rumi üslubuna koydu.
Soyup eyninden ol köhne pelasın, düzetti Rumi Atlas'tan libasın. Bu enteresan bir tespit. Yani Acem elbisesinden o mahbubu soymuş ve Rumi üslubuna koymuş. Ona Rumi üsluptan o köhne pelasını, eski elbisesini çıkarmış. Ona Rumi üsluptan, Atlas'tan, Rumi Atlas'tan bir libas dikmiş, hazırlamış. Tabii hocam burada Rumiliği, Osmanlı'yı, yani Romalı'yı da aslında Osmanlı'yı, Anadolu'daki Türklüğü kastettiğinde herhalde şey yapmak lazım, vurgulamak lazım değil mi? Evet, yani bir aslında Osmanlı kimliği biraz evvel de belirttiğim gibi 2. Murat döneminde sanat ve kültür kimliği olarak oluşuyor. Ondan önceki Rumi üslup tamamen Anadolu kimliği. Yani Osmanlı kimliği değil, Anadolu kimliği. Bunun içerisinde tabii Türkçeleştirme var. Yani Sehi'nin burada işaret ettiği şey aslında Türkçe eda, Türkçe üslup, Türkçe işve, Türkçe söyleyiş, Türkçe nükte. Yani bunlar çok önemli. Dolayısıyla zaten tercümeyi bugünkü anlamda düşünmemek lazım. Yani bir dilden başka bir dile kelime aktarımı değil tercüme klasik dönemde. Tercüme klasik dönemde bazen aktarma, bazen anlamlandırma, bazen çok farklı eklemelerle genişletme gibi anlamlar ile karşımıza çıkıyor. Yani tercümeyi biz bir dilden bir dile aktarım diye anlamıyoruz. Veya bir dilden bir dile tercüme diye anlamıyoruz. Bir kültürel aktarım söz konusu. Daha geniş anlamıyla düşünmek lazım. Adeta telife yakın bir tarafı var tercümenin. Zaten tercüme iyi diye başlayan eserlerin birçoğu aslında telife yakın özellikler taşıyor. İşte biraz evvel Sehin'in belirttiği gibi Rumi bir üslup, Rumi bir kimlik var. Ha zor mu? Biraz evvel hani bahsettiğiniz kolay değil tabii. Mesela Hoca Mesud'un Süheyl Nevbahar'ı Türkçe tercümesinde karşılaştığımız bir özellik var. Bir defa şöyle diyor. Diyor ki cihanda bugün resm öyle gider. Yani adet bu şekilde ortaya çıkıyor. Ki öküş kişi Türkiye meyleder. Çok kişi Türkçe'ye meyleder. Bu hikmet durur kişi ger eyleye ki dilince her kavm ile söyleye. Her kavm kendi diline göre söylesin diyor. Bu kural şu anda geçerli. Fakat eserin sonunda diyor ki bu arada özrüm hemen yenk durur ki Türk'ün dili gin değil teng durur. Yani özrümü de beyan edeyim diyor. Türkçe öyle çok geniş bir dil değil, çok dar diyor. Yani ben diyor bunu Süheyl Nevbahar'ı Türkçe'ye diyor tercüme ederken aslında çok da rahat etmedim, rahat davranamadım. Çünkü Türkçe henüz bu tür eserler için dar bir alan diyor. Yani bu dönemde tabii tercümenin Türkçeleşme, Türkçeleştirme faaliyetleri olarak düşünülmesi lazım. Yani mesela 11-13. yüzyılda 20 civarında Farsça eser iken 15. yüzyılda 40 civarında Türkçe'ye tercüme edilen Farsça eser görüyoruz. Farsça eserleri okuyabilecekken sanatçılar veya o dönem için halka yazılmıyor bunlar. Yani bunlar belli bir çevrede, sanat çevresinde veya saray çevresinde belli bir entelektüel grubun okuyup yazdığı şeyler. Böyle olduğu halde 40 civarına çıkıyor. Yani iki katına çıkıyor. Dolayısıyla Anadolu'da bu tercüme faaliyetleri Türkçenin gelişip bir edebi dil, bir kültür dili olarak ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Karahanlı, Harezm eserlerinin bu dönemde Türkçe'ye tercümesi ve Türkçe olarak ortaya çıkması bizim açımızdan Türkçenin zaman içerisinde kendi kültür dilini, kültürel kimliğini kazanması bakımından önem arz ediyor. Beni tabii hayrete düşüren ki tarihçi, sosyolog ve diğer sosyal bilimlerin birçoğunun dikkatini çekmek istediğim bir alandı bu. Bu eserlerin içerikleri de önemli. Yani bu eserlerin niye seçildiği, niye tercüme edildiği,
kimin talebiyle olduğu, işte hangi bölgelerde yoğunlaştığı, ne tür eserlerin, hangi beyliklerin veya hangi hamilerin etrafında yoğunlaştığı kadar bu eserlerin içeriklerinin bize ne anlatmak istediği de önemli. Mesela Türkçe'ye ilk tercüme edilen eser veya ilk Türkçe yazılan Behçetül Hadayık. Ondan bir örnek vereyim. Öbür tercümeyi daha sonra bahsederim. Orada Hazreti Ali ve Kerbela teması çok ön plana çıkıyor. Ama sünni yoldan ayrılma diye de ikaz ediyor. Fakat aynı müellif diyor ki Utbe, ben kendi dedemden işittim ki Yezid tamuluktur. Yani cehennemliktir diyor Yezid. Şimdi sünni yoldan ayrılma diye müellif Yezid cehennemliktir diyor bir taraftan. Dolayısıyla bu dönemin karakteristik özelliklerini de bize veriyor bu eserler. Yani mesela tercüme edilen eserler veya telif eserlerin daha ziyade Anadolu'da halk dindarlığını temsil eden eserler olduğu da dikkat çekiyor. İşte Siyer, 100 hadis, 40 hadis, hatta mesela Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i 1409 tarihlidir. Bu dönemde yazılıyor. İşte Fetret döneminde yazılıyor ki Mevlid bambaşka bir konu. Niye Fetret döneminde yazıldı? Niye çok okunuyor? İşte onu Mevlid'de ben belirttim. Mevlid kitabı. Ona ayrı bir konu program yapacağız hocam. O zaman hemen aldı araya. Evet, Ozan Bey korsan tebliği yaptı. Verdiğim sözler var ona daha evvel aklımda onlar. Ayrıca Mevlid de tabii Süleyman Çelebi'nin Mevlid de Anadolu'da yazılan ilk Türkçe Mevlid değil. Yine İskendername'nin müellifi Ahmedi'nin eserinde bir Mevlid faslı var. Müstakil olmamakla beraber ilk Mevlid 1407 yani Süleyman Çelebi'den 2 yıl önce yazılmış. Fakat biraz evvelki konuya devam etmek istiyorum müsaadenizle. Anadolu'da bu tür eserlerin içerikleriyle ilgili Anadolu Aleviliği kimliği çıkıyor karşımıza. Çok güçlü bir kimlik olarak çıkıyor. Bu Şia'dan çok farklı bir kimlik. Bu gerek Fatimi dönemindeki Memlük bölgesinden ki Memlüklerden önce ama Memlükler döneminde de devam eden bir Şia kolu var, Yemen'de var aynı şey. Zaten hani Safavi coğrafyası ve öncesinde orada yaşanan Kızılbaşlık Hareketi'nin Anadolu'ya yansıması vesaire falan 16. yüzyılda bunlar çok daha farklı bir veçe kazanıyor. Çok daha farklı bir kimlikte tanımlanması gerekir. Fakat 14. yüzyılda ve 15. yüzyılın ilk yarısında yazılan eserlerde Anadolu Aleviliği kimliği ön plana çıkıyor. Şimdi bunu aslında ta Dede Korkut'tan bakmak lazım. İşte ağaca hitap ediyor. Diyor ki Hasan ile Hüseyin'in beşiği olan ağaç, işte Hazreti Ali'nin düldülünün eğri olan ağaç. Yani bunlar önemli hitap biçimleri. Niçin o sembolleri seçiyor? Niçin o benzetmelikleri, teşbihleri seçiyor? Bunu düşünmek lazım. Mesela bir Fatiha tefsiri var bu dönemde ki daha sonraki zamanlarda Hacı Bektaş-ı Veli'ye atfedildi. Bana göre Hacı Bektaş-ı Veli etrafında oluşturulan bir sünni edebiyat gayesiyle yapılıyor bazı atıflar. Ama bu Fatiha tefsiri ve Hazreti Ali cengleri, Makdeli Hüseyinler, Muhammed Hanefi cengi mesela ki Tursun Fakih'in eseridir. Bunlar Anadolu Aleviliği konusunda önemli ipuçları veriyor. Ve çok güçlü ipuçları veriyor. Mesela Fatiha tefsiri, bakın Anadolu'da yapılan ilk Fatiha tefsirinde şöyle bir anekdot naklediliyor. Bu çok cazip, ilginç bir anekdot. Diyor ki Rum Kayseri Muaviye'ye haber gönderdi. Dedi ki o hangi suredir ki içerisinde 7 harf yoktur? Muaviye buna
cevap veremedi. Bunu bilse bilse Ali bilir dedi. Gitti Ali'nin kapısına, dedi ki bu hangi suredir ki içerisinde yedi harf yoktur? Hazreti Ali dedi ki o Fatiha suresidir. Hatta diyor ki Rum Kayseri biti gönderdi, mektup gönderdi Muaviye'ye diyor. Muaviye de biti yazıyor, mektup yazıyor. Cevaben diyor ki o Fatiha suresidir diyor. Rum Kayseri şöyle cevap veriyor. Bunu Muaviye bilemez. Bilse bilse alim bir kişi söylemiştir buna diyor. Şimdi bu Fatiha tefsirinde geçen bir anekdot. Yani 14. yüzyılda kaleme alınan, Anadolu'da yazılan bir Türkçe Fatiha tefsirinde bunu görüyoruz. Bu da Anadolu Aleviliğinin aslında Hazreti Ali sevgisinin, Ehl-i Beyt sevgisinin çok önceye dayalı özgün bir Anadolu Alevi kimliğini işaret ediyor. Aynı şey mesela Muhammed Hanefi üzerine bina edilen bir Alevilik anlayışı var. Kimdir Muhammed Hanefi? Hazreti Ali'nin önce carisi olan, daha sonra hür olup kendisiyle evlendiği cariyesinden olma çocuğu Muhammed Hanefi. Anadolu'da birçok Muhammed Hanefi cengi yazılıyor. Muhammed Hanefi üzerine inşa edilen bir Alevilik söz konusu. İşte Ahmet Fakih mesela Gazavat-ı Bahr-ı Umman'da Hazreti Ali'nin cenkleri, Hazreti Ali'nin deniz cenklerini üstelik anlatıyor. Bu bakımdan bu eserlerin özgün içerikleri de var. Yani sosyal bilimcilerin toplum bilimi çalışmalarında işte çeşitli iktisadi veya kültürel araştırmalarda bu eserleri dikkate almaları gerekiyor. Biraz evvel bahsettiğim bu fıkıh alanına da biraz işaret etmek istiyorum. Mesela Anadolu'da fıkhın Türkçeleştirilmesi ve fıkıh dilinin Türkçeleşmesinde bir dönüm noktası eserlerden biri Devletoğlu Yusuf'un Vikaye tercümesi. Aynı şekilde Candaroğlu İsmail'in işte Hulviyat-ı Şahi adlı eseri var. Bu eserler niçin önemli? Bunlar Hanefi fıkhı dışında da bir takım mezheplerden görüşlere dayanıyor. Hatta bir sonraki dönem Birgivi'nin oluşturduğu fıkıh ekolünün ilk işaretleri Hulviyat-ı Şahide var. İşte tavlanın yasaklanması, haram kılınması vesaire falan filan. Şu bu Hulviyat-ı Şahide geçen bazı özellikler. Ben bu dönemin tarih eserlerine de biraz değinmek istiyorum. Aslında bir tarih kurgusundan bahsedebiliriz. Yani işte Ahmedi'nin Dastanı Tevarih-i Mülük-i Ali Osman ile başlayan, sonra Oruç Bey'i Aşık Paşazade'nin Tevarih-i Ali Osman ile 1476'da yazıldığı biliniyor, devam eden. Daha öncesinde Battalname, Saltukname, Danişnametname gibi hissi tarih metinleri ki belki Gazze teorisini Danişmentname üzerine, Battalname üzerine, Saltukname üzerine inşa etmek daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Çünkü destani tarih metinleri 100 yılın yani 14. yüzyılın sonları ile 15. yüzyılın ortalarına doğru bizi bir yere doğru götürüyor. Neresi burası? Oğuzculuk. Yani tarihçilik tıpkı Çingizname gibi, Timurname gibi, Şibanname gibi veya Selçukname gibi bir aşiret tarihine evriliyor, dönüşüyor. İşte şecere tertibi, Oğuz soy ağacı, Hazreti Nuh'un Yafes, oğlu Yafes'e dayandırılan şecere anlayışı. Tabii Feridun Emece Hoca'nın, Emecen Hoca'nın bahsettiği türden belki Selçuklu ve Karamanlı'ya karşı Osmanlı'nın bir refleksi veya kendisini Timurlu'ya karşı bir soy ağacına dayandırma anlayışı, çabası da olabilir ama bundan öte bir anlam taşıyor. Bana göre imparatorluk hazırlığı, kültürel hazırlığına doğru evriliyor bu
süreç. Yani ikinci Murat döneminden itibaren bir imparatorluk kültürü oluşmaya başlıyor. Bu imparatorluk anlayışı ve kültürü soy ağacına ihtiyaç duyuyor evvela. Çünkü bu soy ağacının sadece Oğuz Kağan'a dayanması yetmiyor. Oğuz Kağan'a dayanan bir soy ağacı işin kahramanlık boyutunu belki kurtarabilir ama bir de dini boyutu var. Çünkü işte halifeliğin Kureyş'ten geldiği, gelmesi gerektiği yolunda ki sahih olmadığı söylenen bir hadiste var. Osmanlı'nın halifelik iddiaları öyle zannedildiği gibi Yavuz Sultan Selim zamanında başlamıyor. Çok önceden edebi metinlerde Osmanlı padişahları için halife kavramının, teriminin kullanıldığını görüyoruz ki ben bunu işte inşallah yakında yayınlanacak olan İmparatorluk İdeolojisi'nde örnekleriyle gösterdim. Bu dönem aynı zamanda halk kitaplarının yazıldığı bir dönem. Yani hep Vuşeym, oluşum vesaire falan teması üzerine konuştuk. Gerçekten de bir oluşum dönemi. Çünkü halk dindarlığı da bu dönemde oluşuyor. Yani 2. Murad'a kadar ki dönemde işte Muhammediye, Envarül Aşık'ın, Ahmediye, Dürr-ü Meknun, Acayibül Mahlukat, hatta Müzekkin Nüfus, Eşrefül Rumi'nin, biraz el bahsettiğim Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i, aynı zamanda bir halk dindarlığı temasını öne çıkarıyor. Bu tema kaynakları itibariyle aslında dini eserlere dayanan metinlerle birlikte daha çok benim de fark ettiğim bir husus olarak İhvan-ı Safa Risaleleri gibi daha farklı hatta Hint ve Sasani kültürüne dayalı kaynaklara dayanıyor. Özellikle alemin yaratılması, işte çeşitli itikadi unsurlar, mesela Yecüc Mecüc, Deccal'ın zuhuru, işte ahir zaman alametleri vesaire falan gibi hususlar noktasında bu tür bir halk muhayyilesini besleyen eserlere sahne oluyor bu dönem. Evet. Ben soru için ara vereyim fazla. Hocam çaydan yudum alın. Cengiz soru soracaktı galiba. Sormayacaksan ben soruyorum. Evet. Ben aslında biraz daha böyle bu kontekste biraz böyle farklı bir yerden şey yapmak istiyorum. Bir cümle kullandınız. Her kavim kendi diliyle söyleye. Bu 14. yüzyılda galiba küresel veya evrensel bir tavır gibi geliyor. Çünkü mesela aynı dönemde işte İtalya'da İtalyan diliyle işte Latince ile değil de İtalyan diliyle işte Boccaccio'nun veya işte Dante'nin eserler verdiğini görüyoruz. İşte benzer paralel olarak işte Yunus Emre'nin vesaire Öztürkçeyle yani o günkü kullanılan Türkçeyle eserler verdiğini şey yapıyoruz. Bu galiba biraz zamanın ruhu böyle değil mi hocam? Yani böyle bir paralellikten bahsedebilir miyiz? Evet, ilginç bir şekilde mesela Hanefi fıkhının Arapça dışında Farsça'da ibadet edebileceğine dair metinler var 15. yüzyılın bazı eserlerinde. Yani her kavmin kendi diliyle işte konuşması, yazması gerektiğini falan söylerken nitekim Ebu Hanife işte Arapça bilmeyenin Farsça'da ibadet edebileceği acemce diyor. Tabii yani neticede Arapça dışındaki diller kastediliyor. Bu o dönem için Türkçenin ön plana çıkması ve işte Oğuzculuğa doğru evlen bir siyasi anlayışla birlikte bir zaruretten de kaynaklanıyor. Çünkü toplum Türkçe dışında dil bilmiyor.
Yani bu sadece Osmanlı için söz konusu değil. Ya mesela Selçuklu sultanları için de aynı şey söz konusu. Yani örnek vermek gerekirse işte Selçuklu sultanlarından Melikşah'ın zannedersem Melikşah'tı. İşte halifeyle görüşmesi sırasında arada bir tercüman var. Vezir tercüme ediyor kendisine. İşte şöyle şöyle demek istiyor. Böyle böyle ki halifenin damadıdır Melikşah biliyorsunuz aynı zamanda. Kayınpederini ziyarete gidiyor. Fakat Türkçe tercüme ediliyor halifenin söyledikleri kendisine. Demek ki Arapça ve Farsça bilmiyor. Arapça ve Farsça bilse belki bu dillerden biriyle anlaşacak. Bu bir aynı zamanda kendi diliyle konuşmak ve kendi diliyle anlaşmak bir imparatorluk geleneğinde özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Yani fıkhın, akaidin, fermanların ve çeşitli bürokraside kullanılan işte defterlerin vesaire falan Türkçe tutulması çok kolay değil. Yani çünkü mesela Hazreti Ömer döneminde mali hesaplar Farsça tutuluyor. Yani Selçukluların Farsça yazmaları veya Farsçayı bürokraside kullanmalarının en önemli özelliği yetişmiş İranlı bürokratlar. Yani Farsça konuşan bürokratlar var. Hatta enteresandır. Mesela Cengiz Han bir tamgacıya rastlıyor bir istila sırasında. Bu ne iş yaparsın? Ben tamgacıyım diyor. Mesela bir iki tane mektubunu Uygur Türkçesiyle yazdırıyor bu Uygur tamgacıya. Bu bir yazışma üslubu özelliği gösterir. 16. yüzyılda da böyle. Yani mesela 16. yüzyılda gelip Ullu Ali Kahire'deyken devletin yazışma dilini beğenmediğini belirtiyor. Özellikle düğün mektupları ile ilgili padişahın oğlunun düğününe dair mektuplar bir yıl önceden yazılıyor. Bu mektupların nasıl yazılacağına dair devlet bürokrasisinin bir arayış içerisine girip bizden evvel yazıldı mı, nasıl yazıldı, hangi üslupla yazıldı falan dediğini naklediyor ve ah diyor keşke diyor bana danışsalardı. Bak diyor ben diyor bunlara nasıl mektup yazılacağını falan söylerdim diyor. Şimdi tabii bir tercih de söz konusu. Mesela enteresan bir anekdot var yine. Mesela Germiyan oğlu 2. Yakup'un himayesindeki şeyhinin bu himayeden Osmanlı himayesine, 2. Murat'ın himayesine geçmesiyle ilgili bir anekdot bu. Burada Künhül Ahbar'da geçiyor Mustafa Ali'nin eseri. Diyor ki bir gün köylü ve vezin aruz bilmez ozanlardan biri Germiyan'a gelmiş ve benim devletli sultanım akibatın hayır olsun. Yediğin bal ile kaymak yürüdüğün çayır olsun. Bunu Germiyan Bey'ine söylüyor. Bu güfteyi okumuş. Bey mizacına uygun olan bu şiiri iyi anlayıp ozana hediyeler vererek ilk kez içeriğini ve edasını anladığım bir şiir işittim. Bizim şeyhinin şiirlerinde bizi övdüğünü mü, yerdiğini mi bir türlü anlayamam demiş. Şeyhi bunu duyunca gamdan helak olmuş diyor. Şimdi Geliboğlu Ali Germiyanoğlu Bey'ini köylü olarak tanımlıyor. Dağlı köylü. Hatta söz cevherini taş ve kerpiç sanan köylü bey diyor. Yani bu bir rekabet de var tabii. Yani Germiyanoğlu Bey'in himayesindeki şeyhinin Osmanlı himayesine geçişiyle ilgili böyle bir anekdot var. Beyler gerçekten öyle miydi? Mümkün değil. Burada bir rekabetin getirdiği bir duygu da söz konusu. Metinleri okurken zaten bu metinleri yazan kişinin nereye ait olduğuna bakmak lazım. Kimin adına yazdığına bakmak lazım. Mensubiyetine bakmak lazım. Sınıfına bakmak lazım. Yani bu bütün eserler için söz konusu. Sadece edebi eserler için değil. Evet. Hocam burada evet. Şey de çok önemli, bu Türkçülük mevzusu deyince benim de aklımdan şey geçti. Mesela Selçuklu hükümdarların isimleri
Anadolu'ya gelmeden evvel işte Alparslan işte kurucusu olarak Selçuk var. Daha sonra kilerin isime bakıyorsunuz. Melikşah'a dönüşüyor. Ondan sonra işte Alaaddin Keykubat, Keyhüsrev. Yine arada böyle bir kılıçarslanlar falan var ama bir şey de var. Farslaşma da var. Yani Anadolu'ya gelmeyle beraber Farslaşma başlıyor. Fakat tekrardan herhalde Anadolu Beylikler döneminde bu kültürel etki tekrardan Türklüğe doğru, Türkçülüğe doğru diyelim. Yani bu tabii tırnak içinde kullanıyorum bunu. İşte evet. Osman'ın kardeşlerin ismi, babasının ismi, yani Osman haricinde oğlunun ismi, bir Türkleşme de var burada. İlginç bir şekilde. Yani bu Oğuzculuk şey üzerinden gidiyor herhalde. Kanalı üzerinden giden bir şekilde. Böyle bir farklı bir veçesi de var yani bu işin. O tarafa yansıyan tarafı da var. Yani bunu da şey yapmak lazım. Gözden kaçırmamak lazım. Yani sırf hani metinler değil, insanlara verilen, sultanlara verilen isimlerde bile bir şeylik var. Farklılaşma, dönüşme, zaman içinde farklı isimler, farklı tabirler, farklı lakaplar, elkaplar kullanılıyor yani. Evet. Burada biraz tabii imparatorluk psikolojisi de önemli. Yani zaten bu isimlerin birçoğu oraya verilen lakaplar. Yani kendi isimleri farklı da olsa Selçuklu'da öyle. Yani mesela Nizamülmülk gibi. Yani mülkün nizamı, düzeni. İşte Aruz-u Mülk falan gibi, böyle mülkün işte direği falan gibi. Yani bu gerek sultanlara gerekse vezirlere verilen isimlerin arka planında bir imparatorluk şablonu var aslında. Yani esas isimleri farklı da olsa tahta geçerken aldıkları ünvanlar farklı olabiliyor. Yani bizde nasıl olmuş? Mesela Osmanlı'nın 16. yüzyılında padişahın ismi Süleyman ama Zıllullah fil art diyoruz yani. Allah'ın yerindeki gölgesi deniyor. Yani dolayısıyla padişahı övme, ona verilen üstünlükler, sıfatlar vesaire falan daha ziyade Sasani geleneğine dayanıyor bu. Yani Sasani geleneğine dayanan bir devlet anlayışı var. Zaten bu dönemde de mesela birçok siyasetnamenin yazıldığını görüyoruz. Bu işte Kenzül Kübera 1354 zannedersem. Yani çok erken bir dönemde devletin işte yönetimiyle ilgili mesela Kelle ve Dimle tercümeleri var. Zannedersem 3-4 tane. Sadi'nin işte Bostan'ı, Gülistan'ı var. İşte Mercimek Ahmet'in Kabusname tercümesiyle ilgili 3 ve 4 Kabusname tercümesi var. Bir devlet adabı nasıl hitap edilir? Nasıl ünvanlar nasıl verilir? Mesela mesela siyasetnamede var bu. Nizamülmülk'ün siyasetnamesinde vezirlere hangi ünvanlar verilir? Hükümdarlara hangi ünvanlar verilir gibi. Nasıl hitap edilir gibi bir devlet adabı, bir geleneği var. Bu şablonları imparatorlukların hiçbirinde değişmiyor aslında. Yani ben zaten mukayese ederken sadece Sasani değil, batıdaki özellikle Roma İmparatorluğu, Kutsal Roma İmparatorluğu diye hani geleneğinden gelen unsurlar var. İşte bizde ki Zıllullah Filard'ın Kutsal Roma geleneğinde Tanrı'nın yeryüzündeki işte temsilcisi gibi, yeryüzü krallığı gibi düşünülmesi. Yani bunlar bütün imparatorluk kültürlerinde aslında aynı kalıplar halinde yer alıyor. Biraz evvel bahsettiğim Hanefi fıkhı ile ilgili hani bahsettiğiniz konu vardı Türkçeleşme ile ilgili. Mesela Devletoğlu Yusuf da diyor ki Ebu Hanife'nin aslı olan manadır. Lafız ise alettir. Esasından hareketle Kur'an'da mananın lafızdan önemli olduğu gerekçesiyle Farsça kıraati caiz
kılınacak namazı da sahih gördüğünü ileri sürüyor Ebu Hanife'nin ve Türk'ün de Türkçe söylemesinden dolayı kınanamayacağını ilave ediyor. Bu bir fıkıh kitabında, yani Devletoğlu Yusuf'un Candaroğlu Beyliği'nde yazılmış bir fıkıh kitabı. Bu Hanife, Ebu Hanife demek. Ebu Hanife kim? Odur sahip usul. Manidir Kur'an dedi bir kavli ol. Parsice Kur'an'ı caiz gördü bes. Kim namazda okusan, kılsan heves. Bu Hanife kavli budur. Ey imam, gök kenarında gide, aklık temam falan böyle devam edip gidiyor. Yani Ebu Hanife'nin aslında Kur'an'ı Farsça okumak, Parsice okumak veya işte kendi dilince okumak ya da işte duayı kendi dilince yapmak fıkhından kaynaklanan bir anlayış o döneme ait fıkıh kitabında yer alıyor. Bir şey mi? Cengiz Bey bir şey soracaktı herhalde. Evet. Sesi kapattım. Hayır. Ya sesi kapattım. Şimdi tekrar bağlandım. Hocam yavaş yavaş toparlayalım isterseniz. Bu evet. Bütün bu anlattığınız çerçevenin, kontekstin bir hülasası, özeti var mı? Yani sonuçta bu yazılmış olan edebiyat, Türkçe edebiyat veya işte erken dönem bu telif ve tercüme eserler Osmanlı zihniyet, zihin dünyasını nasıl inşa etmiş? Son olarak bunu da bir şey yaparak programımızı kapatalım yavaş yavaş. Evet, şimdi aslında bu dönemi bir pazara benzetebiliriz. Tıpkı Osman Bey zamanında kurulan pazar gibi, hani pazarın bacını ben alacağım diye bir germiyan geliyor, ondan bahsediliyor ya. Evet. Bu pazarda çeşitli ürünler var. Anadolu'ya farklı yerlerden göç edip gelmiş Türkler kendileriyle birlikte getirdikleri sözlü veya yazılı bir edebiyat var. Bu sözlü ve yazılı edebiyat tam anlamıyla bir kimlik kazanamıyor. Yani bunun bir kimlik kazanabilmesi için bir döneme ihtiyaç var. Aslında yani bir şey dönüyor, bir teker dönüyor. Nasıl dönüyor? İşte biraz evvel Gülşehri'de bahsettiğim gibi Alp var, bir de Din Alp'i var. Din Alp'i Eren. Alp'in Eren'e dönüşmesi. İşte tevekkül, rıza lazım, işte bilmem aşk lazım, iyi bir arkadaş lazım. Öncesinde Alplik için İyi bir at lazım diyordu mesela. Mızrak lazım diyordu. Kılıç lazım diyordu falan. Burada daha bir erene dönüşen tasavvuf dilinin de işin içerisine girdiği ve tasavvufun kendi literatürünü oluşturmaya başladı. Özellikle menakıbnamelerle çeşitli keram, mesela Keramat-ı Ahi Evran yazılıyor bu dönemde. İşte Bektaşilik literatürü açısından çok 6 veya 7 zannedersem menakıbname var. Bu dönemde yazılan Hacı Bektaşi Veli menakıbnamesi ile birlikte yazılan menakıbnameler var. Aynı şekilde bu dönem aslında bilim dilinin de Türkçeleştiği bir dönem. Özellikle tıp tercümeleri vasıtasıyla, ki çoğu beylikler bünyesinde yazılan, işte Hacı Paşa'nın Şifaül Eskamı var veya Edve-i Müfred'de var, Umur Bey ithaf ediliyor. Tabiatname yine Umur Bey'e ithaf ediliyor. İşte Ahmet-i Dahi'nin Tercüme-i Tıbb-ı Nebevi'si var. Sabuncuzade Şerafettin'in Cerrahiyetül Hamiyesi, Mücerrebnamesi var. Bütün bunlar Hekim Paşa'nın işte Müntehab-ı Şifası var. Mesela Müntehab-ı Şifa'da bakıyorsunuz ki bütün o Arapça tıbbi unsurlara karşılık Türkçe kelimeler bulunuyor. Türkçe kelimeler veriliyor. Bir Türkçeleşme dönemi var. Aşk mesnevileri yazılıyor bu dönemde. Çok sayıda aşk mesnevisi yazılıyor. İşte Süheyl-i Nevbari, Üsrev-i Şiir'in Hurşitname gibi aşk mesnevileri var. Melez bir şiir, işte Enveri'nin, Hakani'nin, Attar'ın, Hayyam'ın, Nizami'nin, Sa'di'nin şiirleriyle oluşan ama yavaş yavaş kendi şiir dilinde oluşturan
ve tasavvuf sembolizminin ön plana çıktığı bir şiir dili söz konusu. Mesela Pir Mugan, normalde Mug, işte Mugan vesaire falan İran'da Mecusi kültürüne ait bir kelime iken tasavvufta Mürşid-i Kamil halini alıyor. Yani bu unsurlar, alegorik unsurlar yavaş yavaş Anadolu'da sembolik dilin hakim olduğu bir edebi eserlerin yazılması için zemin hazırlıyor. Ama Türkçenin emeklemesini tamamlayıp bir edebi dil tekamülünü sağlaması gerekiyor. Sonuç, göçlerle Ucat'ta Osmanlı'nın oluşum içerisinde olduğu bölgede bir Türk ve Türkçe nüfus meydana geliyor. Daha önce beyliklerin himayesiyle gelişen Türkçe sanat, kültür, edebiyat ürünleri yeni haminin, himaye edicinin etrafında buluşuyor. Ve bu yeni hami 2. Murad'a kadar Osmanlı, hele hele Fetret döneminde, mesela en az eserin telif ve tercüme edildiği dönem Fetret dönemi. Yani şairle, sanatçıyla, yazarla falan fazla uğraşacak hali yok. Hatta bundan tezkireciler de çok şikayet ediyorlar. Ancak 2. Murat döneminde sanatçının, şairin kıymeti bilinir olduğu gibi bir anlayış var. Tabii medresede oluşan bir yapı var. İşte kurulan ilk medreseden itibaren İbn Arabi'nin metafiziğinin hakim olması, ki 16. yüzyılda bunun ürünlerini göreceğiz. 15'te henüz bununla ilgili ciddi bir işaret yok, ama 16. yüzyılda bilhassa füsus tercümeleri ve şerhleriyle ilgili ve İbn Arabi düşüncesinin çeşitli alanlara, yani medrese dışında, ulema dışında, edebiyat ve şiire de yansıdığını göreceğiz. İran coğrafyasındaki kültürel oluşumun Rumileşmesi, biraz evvel de bahsettiğimiz gibi, ve Rumi kimliğe bürünmesi, Türkçeleşmesi, eda, üslup ve söyleyiş bakımından Rumi kimlik kazanması da bu dönemde oluşuyor. Ve tabii ki yine değindiğimiz gibi halk dindarlığına ait eserlerin ve özellikle Hazreti Ali ve Ehl-i Beyt etrafında oluşan edebiyatın bu dönemde Osmanlı zihin yapısının teşekkülünde ciddi rol oynadığını ve bir kültürel zemin oluşturduğunu söyleyebiliriz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir sohbet oldu. Tabii kitabın tamamını konuşmamız çok mümkün değil. Kitap çünkü çok geniş bir çerçevede, çok geniş bir kontekste birçok içeriği bir araya getirerek dönemi anlatmış. Artık bundan sonrasını okurun ilgisine bırakacak. Zaten bırakarak, alıp okusunlar yani, çünkü çok çok ince ayrıntılar da var yani oradaki metinler hepsini burada tabii tek tek bahsetmek imkanı yok. Yani bize de siz hocam, siz genel çerçeve vermişsiniz, bir de genel çerçevenin genel çerçevesini çizmeye çalıştık. Çünkü cidden hani hem coğrafya olarak hem yani metin olarak konu başlıkları olarak çok fazla sağ olun çok kapsamlı bir şey. Bir giriş metni gibi aslında kullanılabilir. Bu dört ciltten oluşan bir kitabın, daha doğrusu bir külliyatın ilk kitabı. Yani bu Fatih dönemine kadar, daha sonra 16. yüzyıl, 17 ve 18. İşte şimdi hazırlıklarım herhalde 3-4 yıl sürecek, 17. yüzyılla ilgili olacak. 16'yı yeni bitirdim. Ya bu bir giriş kitabı dediğiniz gibi. Yani bu aslında edebiyat tarihi, kültür tarihi ve Fatih dönemine kadar ki yazılan edebi eserler, yazılı ve sözlü tercüme eserlerin, telif eserlerin bir dökümü. İlgilenenler buradan okuyarak artık devamını getirirler. Yani orada neler var, neler yok, bir görürler, malzemeyi görüp ondan sonra
Oradan da Türkçesi tercüme edilmiş şeyleri de okuyup devam ettirebilirler. Evet. Evet hocam, çok, çok teşekkür ederim ben de programa davetiniz için. Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz. Güzel bir yayın oldu. Bu zaten şu son 5-6 programdır. Belli bir kontekste devam ediyoruz. Bu yayın da o silsilenin bir devamı olarak kayda geçmiş oldu. Bizi kırmayıp yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. 179. yayınımızı burada sona erdiriyoruz. Bu yayında bize destek olan Kur'an-ı Kitab'a buradan tekrardan bir teşekkür etmek istiyoruz. Hocamız Ali Fuat Bilkan'a da tekrar teşekkür edelim ve yayınımızı burada bitirelim. İyi akşamlar.